Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi'nin 30. kuruluş yıl dönümü için bizlere göndermiş olduğu mesajı sizlere aktarıyorum. Batı Trakya'daki Türk azınlığın siyasi partisi Dostluk, Eşitlik, Barış, DEP Partisi'nin kuruluşunun 30. yılını en samimi duygularla tebrik ederim. Merhum Doktor Sadık Ahmet tarafından kuruluşundan bu yana DEP Partisi, Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik ayrımcılığın son bulması ve soydaşlarımızın haklarının korunması için sarsılmaz bir hak ve hukuk mücadelesi vermektedir. Türk azınlığın bugün güçlü bir şekilde varlık göstermesinde ve baskılara karşı kararlılıkla direnmesinde DEP Partisi'nin de büyük bir payı bulunmaktadır. Batı Trakya Türk azınlığı hiçbir dönem Yunan toplumu ve düzeni için tehdit oluşturmamıştır. Buna rağmen Türk azınlığın uluslararası antlaşmalarla korunan dini özgürlükler ve eğitim gibi alanlarda temel haklarının ihlal edildiğini ve kimliklerinin reddedildiğini görmek bizleri derinden üzmektedir. 21. yüzyılda artık bireylerin kendilerini nasıl tanımlayabileceklerini empoze etmek mümkün değildir. Günümüzün insan hakları düzenlemeleri esasen her birey ve topluluğa kendi kimliğini tanımlama hakkını vermektedir. Yunanistan'ın azınlığı Türk olarak tanımlamayı reddetmesi, azınlığın Türk olduğunu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yöndeki kararları da açıktır. Unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in ortaya koyduğu vizyon ve güçlü mazisinden edindiği deneyimler 30 yıllık bir geçmişi geride bırakan DEP Partisi'nin üstlendiği kritik sorumluluklar için sağlam bir temel teşkil etmektedir. DEP Partisi'nin de katkısıyla Türk azınlığın önüne çıkarılan tüm engellere rağmen bıkmadan, usanmadan yol almaya devam edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. Bu vesileyle DEP Partisi'nin kurucusu merhum Doktor Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. DEP Partisi'nin kıymetli yöneticilerini ve soydaşlarımızı tebrik ediyor, en içten başarı dileklerimi sunuyorum. DEP Partisi'nin soydaşlarımızın haklarının temini ve birlik ve beraberliğinin korunması yönündeki çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Ana vatanınız Türkiye, bu haklı mücadelenizde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu.
Merhabalar. Bugün Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle gerçekleştireceğimiz çevrim içi etkinliğe hoş geldiniz. İlk olarak partimizin genel başkanı Sayın Çiğdem Asafoğlu'na söz vereceğiz. DEP Partisi'nin kuruluşunun hikayesini ve 30 yılda partinin gidişatı, faaliyetleri hakkında bizlere bilgi vermesi için. Daha sonra da DEP Partisi'nin 6 yıldır üyesi olduğu ve Avrupa'da Batrakya Müslüman Türk azınlığının haklarının aranması adına birlikte iyi çalışmalar yürüttüğü Avrupa Hür İttifakı'nın başkanı konuğumuz Sayın Lorena Lopez'e bizlere görüşlerini sunması adına söz vereceğiz. Şimdi sözü DEP Parti Genel Başkanı Sayın Çiğdem Asafoğlu'na veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli EFA'nın Genel Başkanı Sayın Lorena Lopez. Sizlerle bu özel günde buluşmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek isterim. EFA ile gücümüze güç katarken iyi ilişkilerimizin her daim devam etmesine önem göstermekteyiz. EFA sayesinde Avrupa Parlamentosu'nda birçok kez soru önergesi sunmayı başardık. Üye olduğumuz tarihten itibaren tüm genel kurullarına katıldık ve bu bize olumlu yönde büyük katkı sağladı. Çözülmeyen azınlık problemlerimiz ülke sınırları dışına çıkarak gerektiği gibi daha çok yankı buldu. Bu da birlikte çalışmanın, diyalog kurmanın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıydı aslında. Bugün bizim için özel bir gün demiştim. Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Sizlerle insan haklarına karşı yapılan genel ihlalleri, azınlıklara karşı yapılan baskıları konuşmadan önce partimizin bu 30 yıl içerisinde kısa kesitlerle tarihinden bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere partimizin temsil ettiği Batrakya Türk azınlığı 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan'a bırakıldı. Uluslararası bir antlaşma ile azınlığın nasıl idare edileceği ve hangi haklara sahip olacağı bu antlaşmayla belirlendi. 1967 yılında iktidarı ele geçiren junta yönetimine kadar ülkemiz Yunanistan'da Batrakya Türk azınlığının kimliği tanınıyordu. Junta yönetimiyle azınlığımızın Türk kimliği yok edildi ve bu kimliği isminde barındıran Türk Öğretmenler Birliği, İskeçe Türk Birliği ve Gümüşhane Türk Gençler Birliği gibi tarihi sivil toplum kuruluşlarımız kapatıldı. Biri öğretmenlerin, diğer ikisi de gençlerin kültürel etkinlikler için bir araya geldikleri derneklerdi. Türk kelimesini adında barındıran yeni sivil toplum kuruluşlarının da hayata geçmesine olanak tanınmadı ne yazık ki. Yunanistan kimliğimizi dini bir kimlik olan Müslüman kavramı ile tanımladı ve bu böyle devam ediyor. Din ve eğitim alanında Lozan'ın bizlere tanıdığı özelliklere rağmen müftülerimizin bizim tarafımızdan seçilmesine müsaade edilmedi. Yunanistan devlet olarak bizim fikrimizi dahi almadan bizler tarafından kabul görmeyen şahsiyetleri müftü olarak atadı. Azınlığımıza ait olan vakıfların idaresini ele geçirip yine azınlık tarafından onaylanmayan insanlara teslim etti. Junta döneminden beri vakıflarımızdan azınlık olarak istifade edemiyoruz. Ne ekonomik yapısı ne de idaresiyle ilgili herhangi bir bilgiye de sahip değiliz. Junta dönemine kadar var olan azınlık okullarımızın dışında ihtiyaç duyulmasına rağmen bugüne kadar hiçbir yeni azınlık okulu açmamıza izin verilmedi. Okul açmamıza izin vermeyen zihniyet ne yazık ki var olan azınlık okullarımızı da bahaneler üreterek kapatıyor ve kapatmaya devam ediyor. Türkçe derslerinin sayısı her geçen gün biraz daha azaltıldı. Türkçe Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulu açmamıza halen izin verilmiyor. 1995 yılına kadar yeni bir ev inşaatına izin verilmediği gibi evlerimizin tamirine dahi müsaade edilmiyordu. Kamuda azınlık gençlerinin çalışmasına olanak verilmedi. Gerekçe olarak yeterli Yunanca'ya sahip olmadıkları söylendi. Oysa bu dili öğretmek, Yunanca dilini öğretmek Yunanistan devletinin sorumluluğundaydı ve bu hala böyle. Yunanistan 1995 yılına kadar neden hiçbir azınlık gencinin Yunanistan devlet üniversitelerinde eğitim alma hakkını elde edemediğini ve bugün Yunanistan üniversitelerinden mezun olduğu halde gençlerimizin neden kamu idarelerinde gerektiği kadar görevlendirilmediğini açıklamalıdır.
Batrakya Türk azınlığına yapılan haksızlıklar sadece bunlarla sınırlı değil. Fakat neden bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğunu kavramak, anlamak ve yorumlamak için bu tespitler gereklidir diye düşünüyorum. Bu sebeple azınlık önce sesini dünyaya duyurmak için bağımsız milletvekili seçmeyi denedi. Yunan devleti hemen bunun önünü kesmek için %3'lük bir seçim barajını yasallaştırdı. %3'lük ülke barajını sadece siyasi partilere değil, aynı zamanda bağımsız adaylar için de uyguladı. Yani genel oyların %3'ünü almak için 200 bin tane oya ihtiyaç vardı. Ve bu oyu alacak bir nüfusumuz olmadığı için ve bunu Yunanistan da bildiği için bizleri büyük siyasi partilerde siyaset yapmaya ve o siyasi partilerin tüzüklerine, disiplin kurullarına mahkum etti bir nevi. 1993 yılında rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet 30 bin oy almasına rağmen meclis dışında bırakıldı. Bu nedenle partileşmek şart olmuştu. Siyasi bir parti olarak seçilip meclise giremesek bile resmi bir kurum olarak Avrupa Birliği içinde insan hakları için mücadele eden kuruluşlarla işbirliği yapmanın, resmi kuruluşlar tarafından daha kolay bir şekilde kabul görmenin yolu örgütlenmeden geçiyordu. Böylece 13 Eylül 1991 yılında Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşları tarafından kuruldu. Genel başkanlığına rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet getirildi. Liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in "Biz Batrakya Türklerine büyük ve kutlu mirasıdır" DEP Partisi. Bu vesileyle kahramanımızı, liderimizi bir kez daha rahmet ve büyük bir şükranla anmak istiyorum. Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin amacı Batrakya Müslüman Türk azınlığının sesi olmaktır. Bir siyasi parti olarak meclise girmemizin önündeki engellerin kaldırılması için yasalar çerçevesinde tepki vermek, parlamentoda temsil gücünü yakalamaktır. Batrakya Türk azınlığının maruz kaldığı haksızlıkları her platformda anlatmak, hukuk zemininde kalarak ve demokratik haklarımızı kullanarak vatandaşı bulunduğumuz ülkemiz Yunanistan tarafından elimizden alınan haklarımızı geri talep etmektir. Ülkemiz Yunanistan'da kendimizi ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmeden kendi kimliğimizle barış içinde, güven içinde yaşama olanaklarının sağlanması için yasalar çerçevesinde çalışmak, şiddetin, zulmün ve terörün nereden ve kime gelirse gelsin hepsine karşı durmaktır. Ana dilimizi, dinimizi, kültürümüzü gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasına olanak sağlanması için çaba göstermektir. Dostluğu, eşitliği, adaleti, barışı, kardeşliği öğreten, destekleyen, pekiştiren her türlü siyasi oluşumla sivil toplum kuruluşu ile güç birliği yapmak, birlikte kültürel etkinliklere destek vermektir. Çevrenin ve doğanın korunması için çaba göstermek, basının ifade özgürlüğünü desteklemek, din ve ırk ayrımına var gücümüzle karşı çıkmak, herkesin kendi kültür dairesinde özgürce eğitimini ve kültürünü geliştirmesini desteklemektir. Ülkemize bilgi birikimimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde hizmet etmektir. Bütün çalışmalarımız bu doğrultudadır. 30 yıl içerisinde de bu ilkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam ettik. Partimizin ve Batrakya Müslüman Türk azınlığının lideri Doktor Sadık Ahmet'in 1995'te şaibeli bir trafik kazasında vefatından sonra partimiz bir duraklama dönemine girmiştir. Ama bundan daha sonra yeni bir yapılanmaya tekrardan girdi. Bu yapılanmayı 2010 yılında seçilen Genel Başkanımız Sayın Mustafa Ali Çavuş gerçekleştirdi ve oldukça başarılı işlere imza attı. Yapılanma sırasında partimiz içerisinde gerekli birimler oluşturuldu. İskeçe ve Meriç bölgesinde şubeler açıldı. Üyelik çalışmaları yapıldı. Çeşitli yerlere ziyaretler gerçekleştirildi. EFA'ya ve FUEN'e üye olundu. En önemlisi de 2014 ve 2019 yıllarında gösterdiği partimizin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gösterdiği büyük başarıydı. 2014 yılında ilk kez bir seçime katıldı DEP Partisi. Avrupa Parlamentosu seçimlerine ve bu seçimler parti ve azınlık için dönüm noktası oldu diyebiliriz. Her ne kadar %3'lük baraj büyük bir engel olmuş olsa da İskeçe ve Gümüşhane illerinde birinci parti olarak büyük bir başarı sağladık. Bunun ardından partimiz hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük bir yankı uyandı. Bu başarı hem mücadelemizin boyutunu genişletti ama aynı zamanda yolumuza taş koymak isteyenlerin de aleyhimize kampanyalarını
bir nevi arttırmasını sağladı. Aynı başarıyı 2019 yılında da yakaladık. Böylece yapılan tüm karalama politikalarının sonuç vermediğini, azınlığın siyasi temsilcisinin DEP Partisi olduğunu kanıtlamış olduk. Yunanistan medyası, ulusal basın ne yazık ki gerçekleri cesurca söylediğimiz için partimiz adına sistemli ve organize şekilde bir karalama politikası biliyor. Bizleri yasa dışıymışız gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ancak tam 30 yıldır bizler bu ülkenin resmi, tüzüklü, yasal bir partisiyiz. İki tane seçime katıldık ve iktidar partilerini bölgemizde geride bıraktık. Bizi karalamaya çalışanlara en büyük cevabımız budur. Azınlığımız DEP Partisi'ni ana siyasi organı olarak benimsemiştir. Bundan sonra daha ileriki seçimlerde daha büyük başarılara odaklandık. Hedefimiz Yunanistan parlamentosu içerisinde yer almak ve bunun bir gün gerçekleşeceğine de gönülden inanıyoruz. Partimizin geçmişinde kısaca bahsettikten sonra sizlere azınlığımız hakkında da kısa bir iki cümle söylemek isterim. Yaklaşık 100 yıl boyunca Yunanistan'da azınlığımızın hakları olması gerektiği gibi değerlendirilmedi. Antlaşmada var olan haklar gasp edildi ve bunun sonucunda ana maddelerde yaşanan sorunlar günümüzde hala devam etti. Diyor da. Bu sorunların oluşmasında en büyük etken azınlık bireylerinin fikrine başvurulmadan alınan kararlar ve hakların ihlaline dayanmaktadır. Azınlık insanı her ne kadar diyalog yoluna başvurmaya çalışmışsa da temelde bu göz önünde bulundurulmamıştır ve ne yazık ki reddedilmiştir. Sonuç olarak Yunanistan hükümetleri tarafından yıllarca süre gelen temel sorunlara çözüm yolu aranmasının aksine bu sorunların net çözümlerine veya azınlığın sunmuş olduğu fikirlere karşı bir politika veya kararlar işlenmiş ve uygulanmıştır günümüze kadar. Peki azınlığın problemleri nelerdir? Kimliğimizin inkarı, ifade özgürlüğünde sınırlamalar, kısıtlamalar, eğitim alanında yaşanan kısıtlamalar, müftülükler sorunumuz, dernekleşme ve sosyal örgütlenme sorunu, ekonomik sorunlar, yıllarca devam eden sorunlarımızdan birkaç tanesidir. Ancak ana sorunlarımız bunlar. Tüm bu sorunların çözümünün anahtarı diyalogtur. Biz buna yürekten ve kalpten inanıyoruz. Bizler demokrasiye ve insan haklarına derinden inanan insanlarız. Partimizin temelinde de bu ilkeler var. Yolumuza ışık tutan ilkeler de tamamıyla bunlardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla sizleri yormak istemem. Bu noktada sözü EFA Genel Başkanı Sayın Lorena Lopez'e bırakmak isterim. Tekrar teşekkür ederim. Bugün yine bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutlu olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Buyurun. Dear Tigdem Asafoglu, dear members and friends of DEP Partisi, günaydın sevgili Çiğdem Asafoğlu. DEP Partisi, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin değerli üyeleri ve dostları. DEP Partisi'ni, destekçilerini ve yöneticilerini yürekten desteklediğimizi belirtir ve 30. yıl dönümünde tebriklerimi sunarım. EFA, merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini ve arkadaşlarını saygıyla selamlamaktadır. Bugün beni Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarını ve EFA'nın azınlık meseleleri konusunda duruşunu konuşmak üzere davet ettiğiniz için çok memnunum. En başta söylemek isterim ki artık bir azınlığı değil, Gümülcine ve Eskişehir'deki Batı Trakya Türk nüfusunun çoğunluğunu temsil etmektesiniz ve bununla gurur duyuyoruz. Bunun için sizlerle, sizinle gurur duyuyoruz. Merkeziyetçi devletler genellikle bize azınlıklar veya az gelişmiş halk olarak seslenmektedir. Ancak bu doğru değil. Çünkü biz halklarımızın çoğunluğunu temsil ediyoruz. Ve haritaya kendi bölgelerimizden baktığımızda Atina, Madrid, Paris veya Londra'nın da merkezde olmadığını görürüz. EFA, halklarımızın gerçek bir demokrasi için arzularını temsil etmektedir. Bu nedenle tıpkı Monet ve Spinelli'nin Avrupa kurumlarını kurarken yaptıkları gibi halklarımızın, dillerimizin, kültürlerimizin ve geleneklerimizin çeşitliliğine saygı gösterilmesini talep etmekteyiz. Çünkü tek başımıza küçük olabiliriz ancak birlikte çok daha güçlüyüz ve değişimin mümkün olduğunu kanıtlıyoruz.
And we are proving, I mean, that change is possible. Parliaments are Parlamentolar diyalog kurma ve ortak karar alma merkezleridir ya da öyle olmalıdırlar. Herkesin birbirini dinlediği yerler olarak anılmalıdırlar. Ve çeşitliliğimizi temsil eden ulusal parlamentolara katılmaktan daha iyi bir demokratik hak yoktur. Participating in the national parliaments representing our diversity. EFA partileri bu bağlamda birlikte çalışmaktadırlar. That is the case, for example, for Britons, örneğin, Britanyalılar, Korsikalılar, Alsaslılar, Basklar ve diğer Fransız devletleri için durum böyledir. Yıllarca süren yoğun çalışmalardan sonra artık Fransız Millet Meclisi'nde bir parlamenter grubumuz bulunmaktadır. Yes. Okay. Sorry. I don't know how it did happen because I didn't touch anything this time. Evet, pardon. Nasıl oldu bu anlamadım. Bir şeye de dokunmadım oysa ki. Neyse, öyleyse biraz geri alalım. EFA partilerinin Londra, Madrid veya Paris gibi ulusal parlamentolarda yer edinebilmek için nasıl işbirliği yaptıklarından bahsediyorum. Örneğin, Britanyalılar, Korsikalılar, Alsaslılar, Basklar ve diğer Fransız devletleri için durum bu şekildedir. Yıllarca süren yoğun çalışmalardan sonra artık Fransız Millet Meclisi'nde de bir parlamenter grubumuz bulunmaktadır. Ayrıca Baskların, Katalanların, Galicyalıların ve Valensiyalıların özerklik haklarını savunmak için birbirleriyle işbirliği yaptıkları İspanya Kongresi'nde de durum yine bu şekildedir. İtalya, Roma'da da daha güçlü bir sese sahip olmak için tüm EFA üyesi partileri yeniden bir araya getirecek bir organizasyon oluşturduk. Ve Birleşik Krallık'ta Galler ve İskoçya'dan EFA üyelerimiz aynı amaç için Westminster'da toplanmaktadır. EFA is celebrating this year its 40 years of existence. EFA bu yıl 40. yılını kutluyor. Şu anda 19 Avrupa devletinde 48 partiyi temsil ediyor ve tüm bu halkları kucaklayan bir Avrupa geliştirme ve inşa etme konusundaki kararlarımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Demokrasiye ve çeşitliliğe saygı, insan haklarına saygı ile bir bütündür. Şiddet veya şiddet içeren herhangi bir davranış hepimiz tarafından kabul edilemez unsurlardır. Ancak bazı devletler hala baskının, ayrımcılığın ve hatta şiddet kullanımının bizlere karşı işe yarayabileceğini düşünmektedir. Bu işe yaramayacak. Herhangi bir tacizi Avrupa ve uluslararası kuruluşlara bildirmeye devam edeceğiz ve halklarımıza daha iyi bir demokrasi sunmak için en iyi barışçıl ve demokratik uygulamaları paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın müzakere konularıyla derinden ilgileniyoruz. Daha güçlü, bağımsız ve daha demokratik bir Avrupa için çalışıyor ve buna inanıyoruz. Sadece devletler düzeyinde değil, her düzeyde iyi koordine edilmiş bir Avrupa için çalışmaktayız. Katılımcı işlemleri, yetki dağılımı üzerine kurulmuş bir Avrupa, tüm vatandaşlarına, vatandaşlarının ihtiyaç ve taleplerine daha yakın bir Avrupa için. EFA'nın Avrupa'nın Geleceği Kongresi'nde Katalonya, Flandre, İrlanda, Korsika ve Bask ülkesinden 5 temsilcisi bulunmaktadır. Burada 3 ana konu üzerinde yoğunlaşacağız. Birinci konumuz özerklik. Avrupa Birliği yasal demokratik bir çerçeve içerisinde halklarımızın kendi geleceklerini belirleme hakkını tesis etme ve uygulama konusunda uzlaşmalıdır. İkinci konumuz iklim değişikliği ve adil bir enerji dağılımı.
EFA, sosyal adaleti garanti eden ve kültürel, ekonomik ve sosyal eşitsizliklere karşı mücadele eden politikaları destekleyecektir. Üçüncü konumuz yerinden edilmiş halkların hakları. Yani yeni gelenlere, o insanlara nasıl onurlu ve insancıl davranılacağı konusudur. Persons with dignity and humanity. In an ever more changing sürekli değişen bir dünyada reddeden, ayrımcılık yapan ve dışlayan engellerle dolu bir Avrupa Birliği değil, çeşitliliğe saygı ruhunu temsil eden kapsayıcı bir Avrupa inşa etmek istiyoruz. European Union of barriers that rejects, discriminates and excludes. So once again, 30. yılınızı bir kez daha tebrik eder, en kısa zamanda yüz yüze de görüşebilmeyi dilerim. EFA adına size en iyi dileklerimizi sunuyorum. So on behalf of EFA, we wish you all the best. Sizin için en iyisini diliyoruz. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz biz de. Bizimle birlikte olduğu için bu mutlu günümüzde mutluluğumuzu paylaştığı için biz kendisine hem DEP Partisi olarak hem de Batı Trakya Türk Azınlığı olarak çok teşekkür ederiz. Thank you so much. I have to add that my own party, Eusko Alkartasuna, ayrıca şunu da eklemek isterim. Benim partim de Basit Dayanışması anlamına gelen Eusko Alkartasuna 4 Eylül'de 35. yılını kutlamıştır. Yani şunu söylemekten gurur duyacağım. Sizin partinizle benim partim sadece 5 yıl farklı, neredeyse aynı tarihlerde kurulmuştur. Bu demektir ki hepimizin ilgilendiği, uğruna savaştığımız şeyler, bizden önce gelen siyasetçilerimizin azmi ve bağlılığı sayesinde günümüze kadar gelişme göstererek sürdürülmüştür. Improving thanks to the endurance and commitment of the people who were in politics before us. And now I am proud also ve şunu da gururla eklemek istiyorum. Women artık are at the forefront, kadınlar da siyasette ön plana çıkmaktadırlar. Like sevgili Çiğdem, like senin ve benim de EFA'da olduğumuz gibi. Bu da büyük bir değişimdir. Kadınlar ve gençler siyasette ön planda olmalıdır. Çok teşekkür ederim. O zaman biz de onların 35. yılını kutluyoruz. Umarım azınlık partileri, Avrupa'da bulunan, bütün dünyada bulunan bütün azınlıklar, azınlıklara karşı yapılan bütün haksızlıklar bir gün son bulur. Bunun için bizler EFA ile beraber DEP Partisi olarak var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Good. Welcome. Thank you very much. Thank you. Evet. DEP Partisi'nin kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle düzenlenen çevrim içi etkinliğin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere DEP Partisi'nin kuruluş amaçlarına ve 30 yıl içinde geldiği noktayı aktaran Sayın Genel Başkanımız Çiğdem Asafoğlu'na ve bu özel günde konuğumuz olan Avrupa Hür İttifakı EFE Başkanı Sayın Lorena Lopez Hanımefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz ve tüm izleyicileri iyi günler, iyi yarınlar diliyoruz. Müzik